Airport'tan merhaba. Yeni yayın sezonunu yeni haberlerle, sürpriz haberlerle açıyoruz. Biliyorsunuz Sabiha Gökçen Havalimanı artık tavan oldu. Tavan işletmeciliğinde yoluna devam edecek. Önemli bir konuğum var. Sani Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu yaz havacılık anlamında bilgi ve becerinizi artıracak seyahatler yaptığınızı biliyorum. Neler gördünüz? Bir işin light tarafından girelim sezonu açarken. Vallahi bu yaz iş geliştirme olarak özellikle Amerika'ya çok biz yüklendik. Çünkü LaGuardia Havalimanı bizim için çok önemli. Orada biliyorsunuz ihaleler böyle bir zarfa attığınız bittiği veya bir açık artırma şeklinde olmuyor. Bir yıl sürüyor. Bir yıl boyunca devamlı gidip geldik. İnanın Amerika'ya günübirlik bile gittiğimiz oldu. Devamlı soru soruyor idareye. O soruları cevaplıyorsunuz, anlatıyorsunuz. İşi nasıl yapacağınızı, inşaatı nasıl yapacağınızı, işletmeyi nasıl yapacağınızı, finansmanı nereden bulacağınızı. Rating alıyorsunuz. Bütün onlar için Amerika'ya çok gidip geldik. Bu yaz biraz öyle geçti. Onun dışında tabii biliyorsunuz İstanbul'da biz 2021'e kadar bizim süremiz. Ondan sonrası için 3. havalimanı gündemde biliyorsunuz. Onun için biz ne yaptık? Gelecek 7 yılımızda 2. bir İstanbul'u yaratmayı hedefledik kendimize stratejik olarak. Çünkü İstanbul bizim EBITDA'mızın %55'ini temsil ediyor. Onun için onun yerine İstanbul'u koymamız, bir İstanbul daha koymamız gerekiyordu. Onun dışında tabii havalimanlarında da fırsat kolladık. Fırsatlardan birisi Sabiha Gökçen'e karşı çıktı. Ayağımıza geldi diyorsun. İhalede kaçırdık. İhaleye Sabiha Gökçen'e siz çok fazla asılmadınız diyebiliriz. Şöyle diyebiliriz. Çünkü şöyle, iş hayatında her şeyi zamanlamayla ilgili. Yani pazarın zamanlaması, kendi iş dinamiklerinizin zamanlaması. Pazara baktığımızda biz o günlerde İstanbul Otobüs Havalimanı yeni almıştık. Ve 3 milyar dolar bir para vermiştik. Onun için Atatürk Havalimanı'na odaklanmak bizim önceliğimizdi. Onun için Sabiha'da biz geri kaldık ve Sabiha'da çekildik ihaleden. Fakat şimdi yine zamanlamaya bakarsanız sizin dışınızda bir 3. havalimanı gelişiyor ve sizin 2021'e kadar süreniz olan havalimanı kapatılacak. Böyle olunca İstanbul'da olmamız gerekiyor. Niye olmamız gerekiyor? Biz öyle bir portföy yönetiyoruz ki bakın İstanbul Medine, İstanbul Üsküp, İstanbul Tunus, İstanbul Tiflis, İstanbul Riga. Yani bütün merkeze hep İstanbul. Merkeze hep İstanbul. Onun için bizim İstanbul'da bir ayağımızın olması gerekiyordu. Ve Limak'ın orada %40 hissesi vardı. Biz daha önce GMR'ın Hintli firmanın hissesini aldık. Yine oranın %40'tı. Ama orada Malezyalılar kendileri aldılar. Ön alım hakları vardı çünkü. Ve Malezyalılar %60'a çıktılar. Limak'ın %40 hissesinde eşit yönetim hakkı vardı. Biz Limak'a görüştük. Bizzat ben görüştüm. 30 yıldır tanıştığımız arkadaşlarımız zaten. Gittim. Onlara dedim ki ben dedim almak istiyorum. Biz dedim buraya havalimanı almak istiyoruz. Kendileriyle oturduk konuştuk ve bir ay içinde çok kısa bir sürede anlaştık. Şu anda Malezyalılara bildirildi durum. Zaten nezaketen de biz de Malezyalılarla görüştük. Çünkü Malezyalılar bizim gibi dünyanın önemli havalimanı. Çok iyi bir partner. Çok iyi partner. Kendilerini ben ACI'dan tanıyorum. CEO'larını, yönetim kurulu başkanlarını. Onlarla görüştük. Çünkü nezaketen söylemeniz lazım. Yani sizin ortak olduğunuz bir müessesede biz hisse alıyoruz diye. Onu kendilerine belirttik. Ağırlıklı ortak. Belirttik. Tabii yönetimlerine gidecekler. Ama ben zannediyorum Malezyalılar da bizle ortak olmaktan mutlu olacaktır. Ve biz de yani küresel bir ortağımız daha olmuş oluyor bizim. Hem aeroport depoları var. Batı'da ve Doğu'da diyorsun. Batı'da ve Doğu'da küresel iki ortak olmuş oluyor. Sabiha Gökçen'in bu kadar büyüyeceğini mesela 5 yıl öncesinden tahmin ediyor muydunuz? Şimdi büyüyeceğini tahmin ediyorduk ama bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk. Çünkü hakikaten Türk Hava Yolları çok ciddi büyüdü. Türk Hava Yolları'nın dışında Pegasus, Atlas Jet, Onur gibi diğer Türk Hava Yolları da çok ciddi büyüdü. Ve Türkiye ekonomisi de İstanbul'u bir odak noktası haline getirdi. Çok ciddi uçuşlar var. Şu anda Atatürk Havalimanı'nda biz hakikaten biz biliyorsunuz şu anda Devlet Hava Meydanları'na müracaat ettik. Bir büyüme projesi yapıyoruz. 4 köprülük daha bir büyüme yapacağız. Evet. Çünkü Atatürk Havalimanı gelen ve giden yolcuya göre dizayn edilmiş bir havalimanı. Çünkü transit bizim 2009'a kadar transit yolcu öyle diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani ama Türk Hava Yolları'nın müthiş bir şekilde geliştirmesi transit yolcu
gücü Atatürk Havalimanı'nın da bizim bir takım belli dizayn değişiklikleri yapmaya zorluyor. Mesela gelen ve giden havalimanlarında hava tarafı dediğimiz pasaporttan sonrası dardır. Evet. Kara tarafı çok geniştir. Evet. Ama transit olan havalimanlarında hava tarafının geniş olması lazım. Bizim hava tarafımız biraz dar. Şimdi bu genişleme projesiyle bazı kara tarafındaki yerleri hava tarafına katarak, işte bagaj handling'de çok değişiklikler yaparak, ekstra sorturlar ekleyerek ciddi bir yenileme projesi yapıyoruz. Devlet Hava Meydanları da yatırıma devam ediyor. Biliyorsunuz askeriyeden alınan bir büyük apron alanı var. O apron alanında 43 tane uçak park yeri yapılıyor. Bu çok doğru bir yatırım. Çünkü bir havalimanının kapasitesinden konuşurken havadaki kapasite, pist kapasitesi, park kapasitesi ve terminal kapasitesi. Bir de bağlantı yolları. Evet. Bunların hepsinin birbirine örtüşmesi uyması lazım. Birisi 5 milyon, ötekisi 3 milyon olunca enler halka bedeli. Tıkanıyor. Aynen. Onun için şimdi Atatürk Havalimanı'nda parkta ciddi sorun vardı. Dikkat edersin indikten sonra uçağın içi... Ama gideceği şimdi yeni havalimanınızda da benzer sorun var. Orada da var mı? Sabiha Gökçen. Ama orada da biliyorsunuz ikinci pist ve apron yatırımları var şu anda. Onlarla birlikte orayı HHO yatırımı yapıyor. Savunma sanayi devlet hava meydanlarını devrederek ihalesini devlet hava meydanları yaptı. O yatırımla birlikte Sabiha Gökçen çok ciddi bir havaliman olacak. Zaten Sabiha Gökçen'in ikinci pisti çok önemli bence. Çünkü ikinci pistin yapılmasıyla birlikte ve Atatürk'te de bizim bu büyümeleri yaparak biz işte üçüncü havalimanı bitene kadar İstanbul'da Türk Havayolları'nın büyümesini şey yapabiliriz, karşılayabiliriz. Siz yani şu ana kadar Sabiha Gökçen Havalimanı bir nevi düşük maliyetli havayollarının ilgi gösterdiği veya öyle konumlandırılmış bir meydandı. Ama artık ortaya çıkan tabloda bunun böyle olmayacağı, bunun sürdürülebilir olmadığı da görülüyor. Dolayısıyla Anadolu yakasının bir yeni Atatürk Havalimanı modelinde gelişmesi gereken bir meydan profili görüyorum. Doğru mu? Aynen. Aynen konu budur. Yani biz şurada şunu da söylemek istiyorum. Ne olursa olsun Atatürk Havalimanı 100 yıllık bir havalimanıdır. Çok önemli bir havalimanıdır. Yani 1914'te kuruldu biliyorsunuz ilk şeyi. 100 yıllık havalimanı, ilk havalimanıdır. Şehre 8 yani Eskişehir dediğimiz yere 8 kilometre 10 kilometre mesafesi var. Ondan dolayı Atatürk Havalimanı şehrin göbeğinde bir havalimanıdır. Deniz kenarında olduğu için belirli yani gürültü açısından eğer rüzgar kuzeyden eserse, güneyden eserse Ataköylülere biraz rahatsızlık veriyor tabii ki. Ama kuzeyden eserse hiç kimseye rahatsızlık vermeden gürültünün de minimize edildiği bir havalimanıdır. Şehire yakındır. Önemli bir havalimanıdır. Ama eğer üçüncü havalimanı olacak bir de Sabiha kalacaksa ki şu anda gözüken plan bu. O zaman Sabiha üçüncü havalimanıyla iyi bir rekabet yapabilir. Çünkü Sabiha şehrin içinde kalıyor. Üçüncü havalimanı bayağı uzakta. Da geniş yani. Ve interlandı da geniş. Anadolu'ya o zaman gerçek bir iki havalimanı olur. İstanbul'da biri işte büyük havalimanı, öbürü de küçük havalimanı olarak Sabiha olur. Ama Sabiha'da çok enteresan bir transit yolcu da geliştirebilir. Şimdi dünyada yeni bir trend var. Özellikle havalimanı için birçok büyük havalimanı yapanlar var. Bir de birçok merkezde hava ulaşımına imkan sağlayacak meydan üreten ülkeler var. Evet. Ve yeni trend de işte topla dağıt mı bir merkezde? Yani büyük uçak, büyük havalimanı mı yoksa küçük veyahut da çift koridorlu ama işte 250-300 yolcu aralığında uçaklarla dünyanın her tarafına ulaşabilen uçaklarla yeni meydanlar yani büyük haplardan uzak durmak mı? Siz bu trendi nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle bu trendi görmek için uçak üreticilerine bakmak lazım. Boeing'in ve Airbus'un son açıkladığı rakamlara göre 2032'ye kadar 27 bin tane uçak yapılacak. Evet. Bunun 21 bini tek koridorlu sipariş verilmiş. Demek ki bizim OND dediğimiz noktada point to point noktadan noktaya uçuş biraz daha fazla olacak dünyada. Mesela ben bunu Bodrum Havalimanı için söylüyorum. Şimdi Bodrum Havalimanı'nı biz aldık biliyorsunuz. 1.9 milyon yabancı yolcu var. Çok çok az. Bodrum gibi bir yer için 1.9 milyon çok çok az. Neden? Çünkü noktadan noktaya Bodrum'a uçuş yok. Yok. Yani Berlin'den veya Londra'dan Bodrum'a 10 saatte geliyorsunuz. Evet. Yani değiştiriyorsunuz, bekliyorsunuz 3 saat. Şimdi bunların direkt uçuşları olarak hem İstanbul'u rahatlatacaksınız. İstanbul gibi hapları rahatlatacaksınız. Hem de diğer havalimanlarını güçlendireceksiniz. Onun için ben bundan sonra trendin biraz daha point to point uçuşlara kayacağını
düşünüyorum. Mesai sen bu ay işletiyoruz biliyorsunuz. Ankaralı iş adamları olsun, bürokratlar olsun çok ciddi şekilde Ankara'dan direkt uçuş istiyorlar. Çünkü İstanbul'dan geçmeyi istemiyorlar. İstanbul'un kendi müşterisi zaten var. Türk Hava Yolları'nın yurt dışına taşıdığı transitler zaten olacak. Ama onun dışında Türkiye'ye direkt gelmelerin gelişeceğini umuyorum. Ben de aynı kanaattayım. Evet. Dolayısıyla yeni yapılacak havalimanlarını bir o vizyona bakmak lazım. Bir de bu point to point uçuşlar noktasında Türkiye içindeki diğer meydanları nasıl geliştiririzin hesaplarını yapması lazım. Sani Bey teşekkür ediyorum. Hem yeni havalimanı hem yeni dönem mi diyelim artık sizin için de bizim için de hayırlı olur inşallah. Çok teşekkürler. Ben de sizin yeni yayın döneminizin hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.